Değerli dostlar, videolar hoşunuza gittiyse abone olmayı unutmayınız. Dostlarım merhabalar. 35. üniteye geçiyoruz arkadaşlarım. Parabol konusunu halledeceğiz. Bir numaralı köşe taşını alayım bakalım şöyle önümüze ve 6 tane soru varmış dostlarım burada. Çözmeye çalışalım hemen bu soruları. Şöyle odaklanmasını da bir ayarlayalım bakalım ne diyor sorular. Evet, birinci sorumuz. Yukarıda fx parabolünün denklemi verilmiştir. Grafiği verilmiştir demek istemiş. ABC eşkenar üçgeninin yüksekliği 4 köküçmüş dostlarım. Eşkenar üçgenin yüksekliği dediğimiz yer şurasıdır dostlar. Şu kısım. Diklik 4 köküçmüş. Eşkenar üçgen ise burası 60 derecedir. Şurası 30 derecedir. Yani 60'ın karşısı 4 köküç. O halde 30'un karşısı 4 olmak zorunda. 90'ın karşısı da 8 olacak. Yani eşkenar üçgenin bir kenarı 4. O halde burası da 4 olacak. Şurada zaten bir 2 birimi kendisi vermiş. 2 de burada olacak arkadaşlar. Neyi soruyor? B noktası aşağıdakilerden hangisidir? Bakın B noktasının Y ekseni olan uzaklığı 2'dir. X ekseninde olan uzaklığı zaten yükseklik. 4 köküçtür dostlarım. Şimdi B noktasının koordinatları bunlar olacak. Y'ye olan uzaklık ve X'e olan uzaklık diyeceğiz. Ama bir de işaretlere dikkat edelim arkadaşlarım. Dördüncü bölgede verilmiş bakın. Dördüncü bölgede Y'leri görüyorsunuz. Şuradaki eksende oluşuyor Y'ler ve eksi olmak zorundadır Y'ler. X'ler de artı olacak. X artı Y eksi olacakmış. Yani 2'ye eksi 4 köküç olacak diyeceğiz dostlar. Birinci sorumuzun cevabı Denizli çıktı Goberler. Hemen 2 numarayı bir ayarlamaya çalışayım. Evet, bunu okuyalım şimdi. Diyor ki f'de 0 eksi 12 f'de 10 nedir diye soruyor bize. Bakın 3 ile 7 aynı noktaya karşılık gelmiş gördüğünüz üzere. Şimdi 10 da şuralarda bir yerdedir dostlarım. Bak pratik olarak çözelim. 3'ten kaç aşağı düştüm 0'a ulaşmak için? 3 birim. 7'den kaç birim yukarıya çıktım 10'a ulaşmak için? Yine 3 birim. Simetri eksenine göre şimdi simetri ekseni dediğim tam bu parabolün tam şu tepesinden aşağı inen dik doğru simetri eksenidir. Simetri ekseni paraboli 2'ye böler. 0'ın karşılığı 12 ise 10'un karşılığı da kesinlikle eksi 12'ye denk düşmek zorundadır. Simetri ekseni olmasından sebep. Yani cevap 10'un da değeri eksi 12 olacakmış arkadaşlar. 3 numaraya geldim Goberler. Bakın yine burada kendisi çizmiş simetri eksenini. X eşittir 3 doğrusu demiş. O halde şurası 3 birim, şurası 4 birim. Bak simetri ekseninden buraya 4 birim geldiysen geriye de 4 birim gittiğimde şu noktaya ulaşacakmışım. Yani 4 birim olacak burası. 3 buradaysa şuraya 1 kaldı. A'nın koordinatı eksi 1'e 0 oldu yani dostlarım. Bu parabolün x eksenini kestiği noktaların apsisleri çarpımı. Bir eksi 1'de kesiyor. Bir de 7'de kesiyor değil mi x eksenini? Eksi 1 ile 7'nin çarpımı. Eksi 7 gelecek. Evet, 4 numaraya bakıyorum hemen dostlar. Yukarıdaki parabolün tepe noktası T. Dostum parabolün tepe noktası yani 3'ten geçtiğine göre diyorsun hemen simetri ekseni 3 olacak diyeceksin. Şu bizim simetri eksenimiz. Parabolün tepe noktasının apsisi. Tepe noktasını göstermek istersek 3'e bir şeymiş. Apsisi simetri eksenidir dedik. 3'müş simetri ekseni bu adamın. 3 o zaman bu tarafa doğru kaç birim parçaladıysa bu tarafa da o kadar parçalayacak. Yani şuralar eşit uzunlukta olacak. Peki 2 birim burada var. 3 de burada kendiliğinden var. 5. 5 birim de bu tarafa ben gideceğim. 3'ten öteye 5 git. 8'e ulaşırsın dostum. A 8'miş. Geldik buna. Bu ne diyor? Yine simetri ekseni çizilmiş bakın arkadaşlarım. Şöyle simetri ekseni çizilmiş. F'de 9 verilmiş. 99. Şimdi 9 dediğiniz yer şurada. Kaç birim gitmişim ben buraya? 7 birim.
F'de eksi 5'i soruyor. Eksi 5 dediğimizde burası. Yine kaç birim gelmişim bu tarafa doğru? 2'den geriye kaç birim gelmeliyim? 5 burada, 2 burada, 7 birim de geri gelmişim. 7 birim ilerisindeki kaça denk geliyormuş arkadaşlarım parabolümüzün üstünde? 99'a mı denk geliyormuş? 7 birim gerisi de 99'a gelecek çünkü simetri ekseni tıpkı ikinci soruda yaptığımız gibi F'de eksi 5 de 99'dur. Şimdi geldim son soruya. Ne diyor bu? C noktasının koordinatları verilmiş. AB'yi soruyor. Bu da bir paralel kenarmış. Tamam. Tepe noktası burada. Yani simetri eksenimiz şu arkadaşlarım. 6. Simetri ekseni bu. Şimdi simetri ekseni şu diklik indiği için burayı 2'ye bölecek. A diyelim buralara. Dostum 8'i vermiş bize. 8 dediğim şey şu C noktasının Y eksenine uzaklık. O halde şuranın tamamı 8. Peki şu kısım dediğim sadece 1A'yı çıkartsam 8 eksi A. Ve bak bu kısım şuraya eşittir. Yani 6'ya eşittir dostum. O halde 8 eksi A eşittir 6. A eşittir 2 çıktı dostlar. Peki A'nın 2 olması DC kenarının 4 olması anlamına geliyor. 2, 2 daha 4. DC kenarı 4 ise AB uzunluğu da 4 birimdir diyebilirsiniz. Paralel kenarda karşılıklı kenarlar eşit olduğunda cevabımız Ceyhan çıktı. Evet, bunu da hallettik arkadaşlarım. Şimdi gelelim 2 numaralı köşe taşına. Bakalım o ne diyormuş. Bu garip bir şey. Ne yapacağız burada? Grafik çizimimizi istiyor arkadaşlarım. Şimdi böyle tabii ki üniversite sınavında böyle soru sorulmayacak arkadaşlar ama biz yine de çizelim isterseniz. Hani boş geçmemiş olalım bu köşe taşımızı. Grafiğini çiziniz diyor bize. Şöyle birlikte çizelim. Birinci grafiği çizelim. Fonksiyonun grafiğini çiziniz. Peki. Öncelikle şunu bulacağız. Tepe noktası bulunacak ilk iş arkadaşlarım. Parabolü. Tepe noktası dediğiniz şeyin formülü eksi b bölü 2a'ya, bir de bu bulduğunuz eksi b bölü 2a'yı getirip fonksiyonda yerine yazıyorsunuz. F'in içine, yani bu fonksiyonun içine eksi b bölü 2a'yı yazdığınızda bulduğunuz sayı da bizim tepe noktamızın ordinatı olacak. Hadi bir bulalım. Eksi b bölü 2a. Eksi b'miz 6 yapar. 2a'mız da 2 yapar. 6 bölü 2'den 3. Şimdi bu 3'ü de getirip yerine yazarsak tabii ki y'yi buluyoruz hemen. Yani ikinci bileşenini buluyoruz. Yazalım. 3 yazarsam 9. 3 yazarsak eksi 18 artı 5. Eksi 9. 5 daha eksi 4. İşte parabolümün tepe noktasını 3'e eksi 4 buldum. Yani 3 x üstünde, eksi 4 de y üstünde. 1, 2, 3. Eksi 4 de buradan bulduk. İşte parabolümüzün tepe noktası burasıymış arkadaşlarım. Tepe burada. Şimdi kollar da yukarıya doğru olacak. Onu nereden anladım? X karenin katsayısı artı ise kollar yukarıya. Eksi ise kollar aşağıya doğru olacak. Bir de şuna bakalım şimdi. X'e 0 verelim. Y'yi kestiği noktayı bulalım. X'e 0 verdiğinizde 0, 0, Y eşittir 5 çıkıyor. Demek ki Y'yi 1, 2, 3, 4, 5 noktasında kesiyormuş. Bunu da söyleyelim. Yani parabol buradan da geçecek arkadaşlarım. Bu noktadan geçecek. Tepe noktasından geçecek. Bir de şunu bulacağız dostlar. Y'ye 0 verip X'i kestiği noktaları bulacağız. Onu da şurada yapayım ben hemen. Y'ye 0 verdiğimde 0 eşittir X kare eksi 6X artı 5. Çarpanlarını ayırıyorum 5'e 1. Eksi 5'e eksi 1 diye ayırdım. X eksi 5'e X eksi 1 oldu çarpanları ki demek ki 5 ile 1 noktasında kesiyor. 5 burası, 1 şurasıdır arkadaşlarım. Bu noktalarda da kesiyormuş parabolümüz X ekseni. Hadi çiziyorum bakın şimdi parabolümü. İşte parabolü çizdik arkadaşlarım. Geçeceği noktaları biraz daha kalın yaptım ki iyice belli olsun diye. Hadi 2 numaradayız. Parabolünün grafiğini çiziniz diyor. Önce tepe noktasını bulalım. Tepe noktası neydi? Eksi b bölü 2a. Yani 4 bölü 2'den 2. Sonra bu 2'yi yerine yazıyorum. 4,
Eksi 8 oluyor 2 yazınca. Eksi 4'müş. Tepe noktasını bir işaretleyelim. 2'ye eksi 4. Şurada kesişiyorlar arkadaşlarım. 2 ile eksi 4. Şu nokta tepe noktası. Sonra x'e 0 verdim. 0, 0, y'de 0 çıktı. 0'a 0 noktasından geçecekmiş. Şimdi y'ye 0 verelim. 0 eşittir. Burayı da x parantezinde x eksi 4 yazdım. X bir 0 çıkıyor, bir de 4 çıkıyor. X'imiz bir 4, bir de 0. 0'ı zaten işaretlemiştik. Bir de 4'ü işaretleyelim. Bir de buradan geçiyormuş arkadaşlar. E o halde çizelim hadi parabolü. Kollar da yukarıya doğru olacak. Aha şöyle bir parabol çizilecek arkadaşlarım. 3 numaraya geldim. Parabolünün grafiğini çiziniz. Önce tepe noktasını bulalım. Eksi B 4 yapar. 2 A'dan 2 gelir. 4 bölü 2'den 2. 2'yi yerine yazalım. 4 eksi 8 4. 4 4 daha 8. Eksi 8 de buradan geldi 0. 2'ye 0 noktası tepe noktasıymış. Demek ki tam şuradaki nokta tepe noktası arkadaşlarım, bu 1. Şimdi x'e 0 verdim. 0 0 y'yi 4'te kesiyor. Y'nin 4 olduğu noktayı işaretledim. Buradan geçecek bu 2. Bir de çarpanlarını ayıracaktık. Eksi 2'ye eksi 2 diye ayrılalım. X eksi 2 çarpı x eksi 2 geliyor arkadaşlarım. Yani x de 2 çıkıyor burada. Bir de x 2 y'si 0 olan bu noktadan geçecek. İşte parabolümü çiziyorum kardeşlerim. Kollar yukarıya doğru. Aha böyle bir parabol oldu. Hadi getirin bunu çiziyoruz şimdi. Bakın burada x karenin katsayısı eksi olduğu için kollar bir kere aşağıya doğru olacak. Önce tepe noktasını bulalım. Tepe noktası. Eksi b bölü 2a. Eksi b'miz eksi 2 bölü 2a'mız da eksi 2'dir arkadaşlarım. Eksi 1 olduğu için katsayımız 1 çıkar. 1'i yerine yazarsak 1'in karesi 1. Eksi 1. 2, 3 daha 5. 5 eksi 1'den 4. 1'e 4. Şurada 1. Y'den de 4'ü bulduk. İşte parabolümün tepe noktası burası. Şimdi x'e 0 verdim. Y'yi 3'te kesiyormuş. Y'yi de 3'te kesecek. 3 de şu nokta. Demek ki bu noktadan geçecek parabol. Yani az çok belli oldu. Parabolün şekli şöyle bir şey olacak arkadaşlarım. Şöyle geliyor şimdi parabol. Peki bakalım nereden geçecek bir de. Y'ye 0 verelim. X'i bulalım bir de arkadaşlarım. Y'ye 0 verdiğimde her tarafı bir de 0 ile çarpayım. Yine 0 eşittir. X kare eksi 2x eksi 3 olur. Çarpanlarını ayırıyorum 3'e 1. Eksi 3 diyorum bunu arkadaşlarım ki toplamları da eksi 2'yi versin. O zaman x eşittir eksi 3'ten şurada eksi 3'ten. Bir de y yok x eşittir 3'ten pardon çok özür dilerim. Çünkü burası ne oluyor şöyle yazayım. X eksi 3 çarpı x artı 1 ya burası. 0'a eşitliyorum bir 3 bir de eksi 1 buluyorum. Bir 3'ten geçecek parabolü bir de eksi 1'den geçecek. Şurada bir yerde arkadaşlarım eksi 1'de bunlardan geçecek. Yani şöyle bir parabolmüş bu. Şöyle bir şey. Evet. Zaten simetri eksenine de dikkat edin. 2 birim burası, 2 birim burası olacak. Buna da dikkat edin. Evet, şuna geldik. Bakın yine parabolümün kolları aşağıya doğru. Önce tepe noktasını buluyorum. Eksi B, yani 8, eksi 8, bölü 2A, eksi 4 yapar. Eksi 8 bölü eksi 4'ten, eksi 8 bölü eksi 4'ten 2 geldi. Absisimiz 2. Şimdi 2'yi yerine yazalım. 2'nin karesi 4. Eksi 2 ile çarptım. Eksi 8 yapar. 2 ile çarpıyorum arkadaşlarım. 16 yapar. Artı 16. Eksi 6. 10. 8 çıktı. O da 2 geldi. 2'ye 2. Şurada kesişiyorlar. Tepe noktamız burası oldu. Ve kollar aşağıya doğru olacak. Unutmayın dostlar. Şimdi x'e 0 verelim. 0, 0. Y'yi eksi 6'da kesiyormuş. Y'ye eksi 6 diyorsak 1, 2, 3, 4, 5, 6 şuradan da geçecek. X'e 0 verince Y'ye eksi 6 da kesiyor. Sonra Y'ye 0 verdik. Y'ye 0 verince bir de 0 ile eksi ile çarpalım. 0 eşittir 2X kare eksi 8X artı 6. Çarpanlarını ayırıyorum. Hatta hepsini 2'ye bölelim isterseniz öncelikle. 2'ye bölersek 0 eşittir X kare eksi 4X artı 3. Eksi 3'e eksi 1 diye çarpanlarını ayırdım. X eşittir bir 3 geldi.
X eşittir bir de 1 çıktı burada. Demek ki parabolüm şöyle bir parabol oldu. Evet, geldik sonuncusuna. 6. sorumuz. Fonksiyonun grafiğini çizin diyor. Hemen çizelim arkadaşlar. Önce tepe noktasını bulalım. Tepe noktası eksi b. 0 olduğu için 0 bölü sayıdan 0 geldi. 0 yerine yazarsanız da eksi 4 çıkıyor y'miz. 0'a eksi 4'müş tepe noktamız. Eksi 4 noktası da şurasıdır. Tepe noktası burada arkadaşlar. Kollar yukarıya doğru olacak bir kere. Hemen çizelim. X'e 0 verelim. Y'yi kaçta kesiyor bu kerata? Eksi 4'te kesiyor y'yi. X'e 0 verdiğinizde. Peki y'ye 0 verdiğimizde ne oluyor? 0 eşittir x kare eksi 4. Hatta 0 eşittir x eksi 2 çarpı x artı 2'den bir 2 bir de eksi 2 geliyor. Bir 2 bir de eksi 2 de kesiyormuş arkadaşlarım x'i de. Şöyle bir parabol oldu. Hepsini çizdik arkadaşlarım. Üşenmedik. Hepsini gömdük. Şimdi 3. köşe taşımızı alalım önümüze. Bir de bunu çözmeye çalışalım kardeşlerim. Evet, birinci sorumuz. Parabolünü çiziniz diyor yine. Bakın bu biraz daha kolaydır. Parabolün böyle toplanmış, tam kare halinde yazılmış ifadesidir. Yine bu özel bir denklemdir arkadaşlarım. Burada şunu bileceksiniz. Şöyle yazıldığında y eşittir x eksi r'nin karesi artı k. Yani parabolün şurası tepe noktası dediğimiz nokta r'ye k diye gösterilirse şurada yazan sayı r'miş, şurada yazan sayı k'ymiş. Yani bunu bir daha açıp da düzenlemeye gerek kalmadı arkadaşlarım. R ile k'yı buldum direkt. Demek ki benim r dediğim sayı 1, k dediğim sayı da 6 olacakmış arkadaşlarım. R dediğimiz sayı 1, k dediğimiz sayı 6 gelmek zorundaymış. O halde tepe noktası 1'e 6. 1'e 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şuradaki şu nokta kesiştikleri 1 ile 6'nın kesiştiği nokta benim tepe nokta. Şimdi ne yapacaktık bir de? X'e 0 verelim. Y'yi bulalım. X'e 0 verirsem eksi 1, eksi 1'in karesi 1, 6 daha 7 oluyor. Y'yi 7'de kesiyormuş arkadaşlar. Şurada da Y'yi kesecek 7 noktasında. 3 aşağı 5 yukarı belli oldu parabolün şekli. Şöyle gidiyor işte arkadaşlarım parabol. Tamam mıdır dostlar? Kollar da yukarıya doğru, gördünüz işte bunu. Peki geldik 2'ye. Fonksiyonunun grafiğini çiziniz diyor. Hemen önce tepe noktasını bulalım. R'yi bulalım. Tepe noktasının apsisini yani. Ne diyorduk kardeşlerim? Eksi b bölü 2a. Yani b'miz olmadığı için 0, 0 gelecek o zaman. R dediğimizde yerine yazdığınızda da eksi 7 geliyor. 0'ı yerine yazınca. Demek ki 0'a eksi 7 parabolümün tepe noktası. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şurası eksi 7 noktasıdır. Burası tepe noktası. Kollar da yukarıya doğru olacak. Şöyle gidecek şimdi bu. Peki x'e 0 verdiğimde y'yi eksi 7'de kesiyor. Zaten öyle arkadaşlarım. Y'yi eksi 7'de kesiyor zaten. Bir de y'ye 0 verelim. Yani 0 eşittir x kare eksi 7. Eksi 7'yi bu tarafa attım. X kare eşittir 7. X eşittir kök 7 ve artı veya eksi kök 7 geldi kardeşler. Kök 7 şuralarda bir yerde işte. 2 ile 3'ün arasında bir sayı. Şuralarda. Biri kök 7, biri eksi kök 7. O halde parabol bunlardan da geçecek. Şöyle. Şöyle bir parabol olacak arkadaşlar. Peki geldik 3 numaraya. Hadi bunu konuşalım şimdi. Bakın yine aslında mevzu aynı. Burada bizim R dediğimiz şey 3, K dediğimiz şey 5 gelecek. Yani tepe noktası 3'e 5 olacak arkadaşlarım. 3 buradan, 5 de buraya alalım. 4, 5 de buraya alalım. Şurası tepe noktası oldu. Sonra X'e 0 verdim. X 0 ise eksi 3'ün karesi 9. Eksi 9, 5 daha eksi 4. X 0 iken Y'yi eksi 4'te kesecekmiş. Şurada bir yerde eksi 4 dediğimiz nokta. Sonra bir de ne diyeceğiz? Y 0 diyeceğiz arkadaşlarım. X'i bulmaya çalışacağız da çok da şey yapmaya gerek yok. Az çok belli oldu zaten. Hatta isterseniz bunu şöyle yapalım.
Bir de o kısmı da görün arkadaşlar. Biz bunu açalım isterseniz dostlar. Şöyle bakın. Eksi birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 6x artı 5 var bir de. Eksiyi de dağıtıyorum. Eksi x kare artı 6x eksi 9 artı 5. Yani eksi x kare artı 6x eksi 4 eşittir y. Parabolümüz burada dostlar. Şimdi tepe noktasını bir daha bulalım. Eksi b bölü 2a demiştik. Yani eksi 6 bölü eksi 2 geliyor. Eksi 6 bölü eksi 2'den 3 çıktı tepe noktasının absisi. 3'ü de getirip yerine yazdığımda 3'ün karesi 9. Eksi 9. Şurası eksi 9. 3 yazarsam artı 18 eksi 4. Ne geliyor? 9 eksi 4'ten 5 geldi tepe noktasına. 1, 2, 3, 4, 5. Tepe noktası 3'e 5 çıktı. Şimdi eksi olduğu için x kare kollar aşağıya doğru olacak arkadaşlarım. Yani yine de 3 aşağı 5 yukarı şöyle belli oldu parabolümüz diyebiliriz dostlar. Peki geldik buna. Bunu da açalım kardeşlerim isterseniz hemen. Şurada 2 var. 2 bir dursun. Şunu bir dağıtıyorum. X kare artı 1 artı 2x. Bir de eksi 7 var. 2 ile dağıtalım içeriye. 2x kare artı 2 artı 2x eksi 7. Düzenliyorum şimdi. 2x kare artı 2x eksi 5 eşittir y. Bu benim parabolüm. Şimdi ne yapacaktık? Tepe noktası. Eksi b bölü 2a. Eksi b eksi 2 yapar. 2a da 4 yapar kardeşler. Eksi 2 bölü 4. Yani eksi 1 bölü 2 imiş tepe noktasının absisi. Eksi 1 bölü 2. R'si. Şimdi k'sını bulalım. Getirip bunu da yerine yazarsak kardeşler ne olacak? Eksi 1 bölü 2 yazalım şimdi. X eksi 1 bölü 2 artı 1'den 1 bölü 2. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. 2 ile çarparsam 2 bölü 4 yani 1 bölü 2 yapar. 1 bölü 2'den de 7'yi çıkartırsak 14, 1 çıktı. 1'den 14 çıktı. Eksi 13 bölü 2 geliyor. Eksi 13 bölü 2 de R'si oldu. Hemen işaretleyelim. Eksi 1 bölü 2 şurası. Eksi 13 bölü 2 6,5 gibi bir şey yapıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6,5. Şurası da işte 6,5 dediğimiz eksi 6,5. Tepe nokta burası. Şimdi ne yapacağız? X'e 0 vereceğiz, Y'yi bulacağız. X'e 0 verelim. 0, 0, Y, eksi 5 çıktı. Demek ki Y'yi eksi 5'te kesiyormuş arkadaşlarım. 6,5, 6, 5. Şurada bir yerde kesiyor Y'yi, eksi 5'te. Şöyle belli oldu zaten parabolümün şekli arkadaşlar. 3 aşağı, 5 yukarı bunun gibi bir şey. Hani çok isterseniz Y'ye 0 verip, şuradan Y'ye 0 yazıp, X'leri de kestiği noktayı bulabilirsiniz dostlar. Ben çok uzatmıyorum. Şekli az çok belli oldu çünkü. Y eşittir X kare parabolünü çiziyor diyor. Onu artık ezbere çizmeniz lazım arkadaşlarım. Şuna bakalım. Yine tepe noktası bakın burada eksi 4. Buradaki de eksi 1. Eksi 4'e eksi 1. Eksi 4'e eksi 1. Tepe noktası şurası arkadaşlarım. Şu nokta tepe noktası. Sonra x'e 0 verip y'yi kestiği noktayı bulalım. X'e 0 verelim. 4, 16. 16'dan 1 çıktı. 15. 15'te falan kesiyormuş y. Şöyle yukarılarda bir yerde bir 15 noktası var. Şöyle gidiyor yani parabolümüz arkadaşlar. Bir de bu taraftan böyle gidecek. Parabolün şeklini burada da çizmiş olduk. Evet arkadaşlarım bu üçüncü köşe taşını da gömdük. Yalnız burada bir duralım. Bayağı bir zaman yedik. Bir sonraki videoda da bine bir 3 çözeriz. Öyle devam ederiz arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle, kolay gelsin.